Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyüyen Beobal kabaklarının son halini göstermeyi ve bilgi vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi bu biraz geç geldiğinden dolayı kabakları yaklaşık 10 gün önce ekebildim. Şu an 5 yaprak oldular. Bu Beobal kabağı tohumlarını diğer videomda da görebilirsiniz nasıl ektiğimi. Bunlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu bal kabakları yarışmalar için yapılan bir kabak türü. Çapı yaklaşık, kabakların çapından bahsediyorum, 1 metre veya daha fazla olabilir. Biliyorsunuz Amerika'da bu tür yarışmalar çok düzenleniyor. Avrupa'da da düzenleniyor. Ve bu yarışmalarda Amerika şu an en büyük bal kabağını yetiştirmiş durumda. Yetiştiriyorlar sürekli hobi olarak. Avrupa'da da var ama fazla büyük çapta değil. Arkadaşlar bu bal kabakları 150-250-400 kilo civarında olabiliyor. Bakıma bağlı ve ıslah şekline, budamaya bağlı olarak da daha büyük kabaklar elde edilebiliyor. Şimdi bu kabaklarda arkadaşlar biz istediğimiz kadar kabak bırakabiliyoruz. Bunları dörde kadar bırakılabiliyor ama çok, bir bitkinin bu kadar çok kabağı kaldırması da zor oluyor. Yani bu kadar meyve bir bitkiye zor gelir. Onu da belirtmek isteyeyim. Arkadaşlar tohumlar, eğer tarlaya ekecekseniz biraz erken ekerseniz fazla beklersiniz. Böyle serada yaparsanız veya ev içinde çimlendirip bakarsanız daha hızlı büyüyor. Şimdi bunları bir iki tohum yapıp da daha büyüğünü de seçebilirsiniz ama ben tekli yaptığım için her zaman usulde gidiyorum. 1 santimetre toprakla örtmeniz yeterli tohumları. Zaten öyle örtmüştük, hatırlarsanız videomda bakabilirsiniz, video listemde. Tohumlar 15 derece ile 25 derece civarında güzel hemen çimleniyor. Ve ortalama en erken 3 gün, 12 gün arasında da tohumlar çıkıyor. Arkadaşlar 3-4 hafta sonra bu bitkileri tanıyamayacaksınız. O videoları da inşallah ekleyeceğim. Çok büyük yer kaplayacaklar. Bunları büyük kaplara koydum. Küçük yollara koysam sıkıntı yaşayacaktım. Şimdi kökler bütün kabı sardı. Siz de böyle yaparsanız daha iyi verim elde edersiniz. Açık havada dediğim gibi bunları koyma süremiz Mayıs'ı bekledik. Yani Mayıs'ın yapılması, gece soğuklarından korunması önemli. Çünkü soğuk bildiğiniz gibi kabağın düşmanı. Çoğu bitkinin düşmanı da. Eğer serada yetiştirirseniz daha da iyi verim alırsınız. Ben serada şu an yer olmadığı için kabağı buraya koyamayacağım. Ancak seneye böyle bir deneme yapabilirsem, seneye olacak inşallah. Önce bir dışarıda deneyeyim, sonra içeride böyle bir çalışma yapacağız. Bildiğiniz gibi bal kabağı güneşli yerleri sever. Verimli ve humuslu topraklarda, zengin topraklar olacak. Böyle içerik bakımından zengin olacak. Yeterli suyu alacak. Ben Almanya'da görüştüğüm arkadaşım bu kabaklara günlük, yalan olmasın, 100 litre civarında su verdiğini söylüyordu. Çok büyük kabak olduğu zaman tabi bu su verilmesi gerekiyor. Yani daha hızlı büyüyor ve döllenmeyi de tetikliyor. Yani daha iyi çiçek tutumu sağlanıyor. Hasatımız ise, yani bu bal kabağını Kasım ayları
Ekim-Kasım ayları arasında her zamanki gibi diğer bal kabaklarında da böyle hasat yapacağız. Bu bal kabaklarını zaten sertleşecek kabukları, öyle anlayacaksınız hasatı. Çok erken hasat ederseniz de meyveyi çürütürsünüz. Erken hasat sıkıntılı. Olgun bal kabağı sert ve sapı sararmış olur. Bu dondan korumanız gerekiyor. Eğer dona işte Kasım'dan sonra, biliyorsunuz, Marmara için söylüyorum, Sakarya için özellikle, il olarak da Kasım'dan sonra da donlar başlıyor. Kasım itibariyle biz normalde Adapazarı bal kabaklarını da bırakmıyoruz. Hepsini depoluyoruz. Yavaş yavaş, dediğim gibi, bunları depolara alıyorsunuz. Kasım ayında dikkat ediyorsunuz. Temas veya herhangi bir darbe aldırmadan depolarsanız daha uzun süre kabakları depolayabilirsiniz. Bu bal kabağı da için de geçerli. Bal kabağı için. Bu kabakları, biliyorsunuz, yurt dışında daha çok şov amaçlı yapıyorlar. Pek yenilmiyor. İşte boyuyorlar. İşte Cadılar Bayramı için oyuyorlar. Dekorasyon için kullanıyorlar. Bir sanat eseri ortaya çıkartıyorlar. Arkadaşlar, hafta birkaç gün sonra bu saksılardan alacağım. İkim yataklarını hazırlayacağım. O videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Bildirimlerden haberdar olmak için de zile dokunun. En son videolar size bildirim halinde gelsin. Yorumlarınız varsa da aşağıdaki yorum kısmından bize istediğiniz soruyu, eleştirinizi yazabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bereketli günleriniz olsun inşallah.